Rosetta Taşı ve Antik Mısır Dilinin Çözülmesi. Mısır Hiyeroglif Yazısı. Antik Mısır yazısı olan hiyeroglifin 1822'de arkeologlar ve yazı uzmanları tarafından çözülmesi arkeoloji için bir dönüm noktası oldu. Hiyeroglifin çözülmesinde kilit rol oynayan Rosetta Taşı'nda aynı sözcükler hem hiyeroglif hem de Antik Yunan yazısı ve başka bir tür Mısır yazısıyla yinelenmişti. Bu gelişme çok sayıda arkeoloğun Mısır'a ilgi göstermesine yol açtı. Yapılan kazılarla Antik Mısır'daki yaşama ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Arkeolojinin en önemli buluşlarından olan Rosetta Taşı günümüzde Londra British Müzesi'nde sergilenmektedir. Soyu tehlikede olan sadece hayvanlar ya da bitkiler değil, dillerin de soyu tükeniyor. Her ay iki dil dünya üzerinden siliniyor. Üzerinde Yunanca ve Mısırca yazılı bir metin olduğu için Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Rosetta Taşı'ndan ilham alan dil bilimciler 2000 yıl yaşayacak bir disk üzerine 1000 dille yazılmış bir metin yazdılar. Guinness Rekorlar kitabında adı geçen Türkiyelilerden biri Tevfik Esenç'tir. Bir saat içinde 100 takla atmak ya da en uzun çamaşır ipini üretmek gibi becerileriyle girmemiştir Rekorlar kitabına. Guinness editörlerinin gösterdiği bu ilginin nedeni Tevfik Esenç'in dünyada ubuhça konuşan son kişi olmasıdır. Türkiye'de çoğu kişinin adını bile duymadığı bu dil, Kafkas halklarından biri olan Ubuhlara aittir. Son dünya dilleri arasında konuşması ve öğrenilmesi en zor dillerden biri olarak kabul edilen Ubuhça, tam 80 sessiz, 2 sesli harf var. Yani Ubuhça'da kelimeler ard arda sıralanmış sessiz harflerden oluşuyor. Zaten Ubuh, telaffuz ettiğimiz kelime de aslında Ubik şeklinde yazılıyor. Tevfik Esenç dünyadaki son Ubuh, daha doğrusu son Ubuh'tı. Çünkü Tevfik Esenç 1992 yılında kaybettik ve Ubuhça resmi olarak ölü bir dil. Dünyanın yaşayan dillerinin %96'sını bekleyen kader bu. Çünkü bu dilleri dünya nüfusunun sadece %4'ü konuşuyor. Daha çarpıcı bir rakam UNESCO'nun araştırmasından geliyor. Bir ay içinde ortalama iki dil ölüyor. Dil ne zaman ölür? Bir dilin ölümü onu kullanan insanın kalmaması anlamına geliyor. Tıpkı Tevfik Esenç ve Ubuhça'da olduğu gibi, ancak Ubuhça arşivlerde yaşama şansını elde etmiş, bunu da Georges Dumézil adlı bir Fransız dil bilimciye borçluyuz. Dumézil, 1925 yılında Atatürk'ün modern Türkiye'yi kurma çalışmalarına katkıda bulunması için İstanbul Üniversitesi'ne davet edilmişti. Dumézil, Ubuhça dahil o yıllarda Türkiye'de yaşayan 12 dil öğrendi ve bu dillerin sözcüklerini ve gramerlerini kayıt altına alarak kurtarmaya çalıştı. Hayatını yok olmakla yüz yüze olan dilleri kurtarmaya adayan Dumézil, 1986 yılında ölüm döşeğindeyken bile Peru yerlilerinin Keçua dilinde yazdıkları bir tiyatro oyununu okuyor ve Fransızca'ya yapılan çevresini düzeltiyordu. Hayatı boyunca 30 dil öğrenmişti ama onun ölümüyle bu dillerin bazıları da öldü ne yazık ki. Çünkü bir dil arşivlerde kayıtlı olsa bile konuşanı yoksa ölüdür. Yok olmakta olan dilleri kayıt altına almak dil bilimcilerinin uğraş alanı. Dil bilim çalışmalarının öbür yüzünde ise yok olmuş dilleri çözme çabası yer alıyor. Ve konu arkeoloji ve eski bir medeniyetin bıraktığı yazıları çözme işi olunca tüm yollar Rosetta Taşı'na çıkıyor. Rosetta Taşı'nın önemini anlamak için şu soruya yanıt vermek gerekiyor. Mısır uygarlığı asıl ne zaman keşfedildi? Bu sorudaki asıldan kasıt Keops piramitini ilk kimin gördüğü ya da kimin girdiği değil. Giza piramitleri binlerce yıldır orada duruyor.
Yani insanların gözünden kaçması olanaksız. Bugün yazılı tarihi M.Ö. 3000'li yıllara uzanan eski Mısır uygarlığı, tarihi hakkında engin bir bilgiye sahibiz. Mısır'daki medeniyetin izleri yüzyıllardır biliniyor. Ama Mısır uygarlığının hakkında toplanan bilginin hemen tümü son 80 yılda elde edildi. Bu bilgiyi elde etmemizi sağlayan keşif Rosetta taşıdır. Taşın kendisi 1799'da bulunmuştu. Ama o haliyle üzerinde garip şekillerin bulunduğu bir taştan başka anlamı yoktu. Taş, Napolyon'un askerleri antik adı Rosetta olan Raşit köyü yakınlarında bir tahkim kalesi inşa ederken tesadüfen bulunmuştu. Jean-François Champollion adlı dil bilimci 1924 yılında taşın üzerinde yazanlardan iki kelimeyi çözdüğünde Mısır tarihi üzerindeki karanlık birden aydınlandı. Rosetta taşını çocukluğunda gördüğünde arkeolog olmaya karar veren Champollion, 2 yıl boyunca durmaksızın çalıştı ve böylece dünyanın en eski uygarlıklarından biri yeniden konuşmaya başladı. Champollion, pek çok dili iyi derecede bilen bir dil bilimcidir. Bir İngiliz bilgini olan Thomas Young'da yazıtların çözülmesine yardım etti. 1801'de İngilizlerin el koyduğu Rosetta taşı şu anda Londra British Museum'da sergileniyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında British Müzesi'nde sergilenen Rosetta taşı ve diğer önemli eserler Londra bombardıman altındayken zarar görmemeleri için metro istasyonuna taşındılar. Rosetta taşında Mısır halkını 5. Ptolemy tanrısallığa inandırmak amacıyla 13 yaşındaki Yunanlı Firavun'un işlediği hayırlar sıralanmıştı. Antik Mısırlılar ölümden sonra bedenin korunması gerektiğine inanıyorlardı ve krallarını mumyaladılar. Avrupa'daki bir takım şarlatanlar öğütülerek toz haline getirilmiş mumyaları 19. yüzyıla kadar şifa verdiği iddiasıyla sattılar.